Bak oradan laf atan arkadaşım. Az önce konuşurlarken hayvan yasasıyla ilgili ne diyordunuz? Bağırıyordunuz. Çocuklar diyordunuz. Ama eminim yarın saray dese ki ya katil misiniz siz, köpekleri öldürüyorsunuz. Buraya geçersiniz, katiller dersiniz. Çünkü sizin iradeniz tek adamın sarayın iradesini eşit haline gelmiş. Şimdi ben sormak isterim. Yarın Recep Bey bunun tam tersini söylesin, gelip sen burada savunursun. Vallahi savunursun. Billahi savunursun. Ben soruyorum. 4 milyon hayvan diyorsunuz. O kadar önem veriyorsunuz. Neden bunu 2 günde konuşuyoruz Allah aşkına? Bu normal bir şey mi? Salıdan çarşambaya kadar yaklaşık 150 tane maddeyi konuşacağız. 4'te çarpıyorum 600 konuşmacı. Geneli özeli konuşacağız. Sabahlara kadar uyumayacağız. Ki yine yetişmeyecek. Bunun adı yasa olacak. Ben buna bir isim koyamıyorum. O kadar kalitesiz, tartışılmayan, mutfağı burada olmayan öneriler geliyor ki. Bakın şu 5 kanun görüşmesinin 3'ünün büyük çoğunlukla Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddeleri konuşuyoruz. Yahu bir parça bizde. Komisyonlara saygı olsa, meclis iradesine saygı olsa, komisyonlarda günlerce tartışılsa, genel kurulda günlerce tartışılsa, Anayasa Mahkemesi bu kadar maddeyi iptal eder mi, iptal eder mi soruyorum size. Ve iptal etmesine rağmen yine aynı maddeleri getirmeklere direniyoruz. Arka planla ya Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz dedikten sonra evet diyorsunuz. Olmaz arkadaşlar, gerçekten olmaz bu. Bu akla, mantığa, hukuka, kanun yapma tekniğine, insan haklarına, meclise, topluma saygısızlık, saygısızlık, saygısızlık. Saygısızlık. Gelin aklımızı başımıza alalım. Hayvan yasasını ve öğretmenlik kanununu Ekim'e bırakın. Makul şartlarda bu meclis bu yasaları çıkarsın. Kerameti kendinden menkul kalemşörlerinizden, geçmiş dönem milletvekillerinizden birisi bakınız neler yazmış. Sığınmacıların doğurganlık hızının 5.3 olduğu dikkate alınırsa yakın gelecekte Türkiye'nin demografik yapısı çok değişecek gibi gözüküyor ve tehlikeli oluyor diyor. E günaydın. Biz bu tehlikeye bizzat sınır boylarına giderek hudutlarımızın delik deşik edildiğini risk alarak ispatladığımızda da bıyık altından gülüyordunuz. Devam etmiş o muhterem, millette derin bir umutsuzluk var. TÜİK'in açıkladığı göç istatistikleri de bunu teyit ediyor. 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına göç eden Türk vatandaşı sayısı önceki yıla göre %108 oranında artışla 300 bine yaklaştı. Vay vay. Demek ki neymiş? Kötü yönetiminiz sayesinde algı mühendisleriniz bile tek tek kazan kaldırarak uyanma ve uyandırma çalışmalarına başlamışlar. Bitmedi. Şöyle devam etmiş. Eğitim sisteminden istihdam politikasına, ekonomiden adalete, temel hak ve özgürlükler alanlarına kadar sorunu derinleştiren her çarpıklığı ince işçilikle giderecek yönetime ihtiyaç var demiş. Devamında yani zamanında milleti sizin adınıza hizaya çekiyordu. Şimdi size adeta gözdağı verir gibi tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki artık çatışmacı olmayın, barışçı olun, uzlaşmacı olun. Çünkü çatışmacı siyaset muktedir AK Parti'ye zarar veriyor. Siyaset alanını daraltıyor. Hızını alamamış, bir de itirafta bulunmuş. Eskiden vesayetçilerle kavga yaşandığı toplumdan destek görebiliyorduk.
Yani demek istiyor ki şimdi muktedirsiniz ama asıl vesayetçi siz oldunuz. Bütün silahlarınız neden bumerang oldu da sizi vuruyor biliyor musunuz? Çünkü milletimizin sığınmacılara yönelik ilk başlardaki merhamet duygularını sömürerek en başından beri Türksüz Anadolu projesini çok milliyetli toplum gibi bir garabet. Sayın Türkoğlu lütfen tamamlayın. Hadsiz bir uluslararası dayatmayı uygulamaya koydunuz. Üstelik halen küresel boyuttaki efendilerinize vermiş olduğunuz sözü tutuyor, bilerek ve isteyerek devam ediyorsunuz. Sonuç itibariyle zamanındaki yanlış politikalarınıza yardım ve yataklık edenlerin de işte böyle birer birer açtığı isyan bayrağıyla yüzleşiyorsunuz. Bugünkü DEM Partisi'nin önerisiyle alakalı sadece bir şeyi tekraren hatırlatıyorum. 120 gündür Van'da işten çıkarılan, sayıları 820'ye ulaşan işçiler Van'da eylemde. İçinde de 100'ün üzerinde kadın işçi var. Kadın yoksulluğundan bahsedenlere duyduk. 22'sini 23'üne geldik ve bir angarya çalışmayla hiçbir kamu yararı olmayan, hiçbir toplum yararı olmayan ve tamamen verimsiz bir yasa yapma süreciyle karşı karşıyayız. Bunu niye tercih ediyorsunuz? Çünkü hayatı, her şeyi kendi iktidarınızın ekseninde döndüğünü düşünüyorsunuz. Her şey sizin ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor. Her şey sizin toplumsal ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor. Bütün ülkenin aslında ihtiyaçlarını yok sayıyorsunuz. Topluma meydan okuyorsunuz, siyasete meydan okuyorsunuz, muhalefete meydan okuyorsunuz. Sonuç yaz günü gelmişsiniz burada. Bir toplu katliam, bir tür kırımına varacak bir yasayı görüştürüyorsunuz. Yetmiyor 54 maddelik bir vergi kanunu getirmişsiniz. İçerisinde dişe dokunur bu toplum yararına, halk yararına, işçi yararına tek bir madde yok neredeyse. Yetmiyor bir taraftan ticaret, sanayi ve ticaret komisyonuna ticaret kanununu getiriyorsunuz. Orada Trendyol'a milyonlarca dolarlık vergi affı, lisans affı sağlayacak bir uygulama getiriyorsunuz ki o Trendyol işçileri işten çıkarmıştı. Yetmemiş işçileri polise dövdürmüştü ve bizim meclis başkan vekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder o süreçe müdahil olmak istedi. İşçilerin işe iadesi için Çalışma Bakanı'nı aradı. Çalışma Bakanı dönüp tenezzül edip telefona bile çıkmadı. Bir meclis başkan vekilinin telefonuna bile dönmeyecek bir tekelle karşı karşıyayız. Yani siz kimi koruyorsunuz? Burada milli irade gerçekten halkın iradesine yönelik mi düzenlemeler yapıyor? Hayır. Burada sermayenin ihtiyaçlarına göre, paranın başına oturan büyük sermayedarlara göre bir yasal düzenleme yapıyorsunuz ve yaz boyu getirip bu düzenlemeleri komisyonda arkadaşlarımızı bizleri saatlerce çalıştırarak çıkarmak istiyorsunuz. Şimdi söyledik, tekrar söyleyelim. Gelin. Düzenleme mi yapmak istiyorsunuz? Bütün yaz boyunca çalışalım ama gerçekten bu toplumun sorunlarını çözelim. Bakın 12.500 lirayı emeklileri yaşatmaya çalışıyorsunuz. Bir kilo etin 500 TL olduğu bir ülkede. 2002 yılında geçmiş yıllarda bir emekli maaşıyla en düşük emekli maaşıyla 7 çeyrek altın alınıyordu. Şu anda 3 çeyrek altın alınıyor. Siz emeklinin 4 çeyrek altınını çalmış bir iktidarsınız. Geçmiş yıllarda en düşük emekli maaşıyla 20 kilo et alınıyordu. Şu anda 16,5 kilo et alınıyor. Siz emeklinin sofrasındaki evine giren 4 kilo eti çalmış bir iktidarsınız. Soruyoruz. Saraylarınıza saray, hanlarınıza han, katlarınıza kat koyuyorsunuz. Ya bu işçinin, köylünün, emekçinin, yoksulun sofrasından çalmaya doymadınız mı? 12.500 lirayla tek bir gün geçinin, bir ay geçinin demiyoruz bakın. Tek bir gün geçinin, vallahi tamam biz de diyeceğiz demek ki oluyormuş. 17.002 TL ile bir ay siz... Sayın Kılıçkoçyiğit lütfen tamamlayın. Çocuklarınıza harçlık verin. Bir ay siz çocuklarınıza servis ücretini ödeyin. Bir ay siz büyük bir şehirde kira ödemeye çalışın. Elektrik, doğalgaz, su faturasını siz ödeyin. Siz pazara gidin 17.002 TL ile. Bakalım pazarda, pazarın çöpü dışında eve bir şey getirebilecek misiniz? Bir kilo elmayı bir ay boyunca
aydır çocuğuna yediremeyen bir halk gerçeğiyle karşı karşıyayız ya. Kirazın kilosu 200 TL bu ülkede ya. Kiraz ihraç eden bir ülkeden bahsediyoruz. Yaz günü domates 40 lira. Salatalık 30 lira. Kiraz yemeyelim değil mi? Ben yemem, sorun değil. Ama çoluk çocuk o kiraz manavın önünden geçince yutkunuyor ya. Çocuklar bodur kalıyor bu ülkede, bodur. Açlıktan dolayı, iyi beslenemediği için. Niye buna bir yasa getirmiyorsunuz da gelmiş burada hayvanları katledelim, öğretmenleri atanmadan eleyelim, solcusunu, devrimcisini, Kürdünü, Alevisini, Ermenisini, onu oradan eleyelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Haziran ayının ortalarından bu yana Temmuz ayında da meclisi açık tutmaya dönük Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun niyeti ortaya çıkınca defaatle bütün muhalefet partileri olarak bir çağrıda bulunduk. Yaz döneminde meclisin tatilde olması gereken bir dönemde memleketin acil sorunları varsa getirin müzakere edip ortak çözümlerle hızlıca bunları yasalaştıralım. Ama hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dışarıdan hazırlanmış ev ödevlerini dayatmak üzere meclisi açık tutma gibi bir gaflette bulunmasın dedik. Değerli AK Partili milletvekili arkadaşlarım, elbette yasama çoğunluğunu elinde bulunduran bir parti veya partilerin diledikleri gündemi veya yasa tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmek en doğal haklarıdır. Muhalefet de eleştirilerini yapar, daha doğru bir yasa çıkmasıyla ilgili sizi ikna ederse genel kurulda değişikliğe uğrayarak bu yasalaşır. İkna olmazsanız da yasama çoğunluğu zaten size bunu yasalaştırma imkanı veriyor. Ama muhalefete de yüklenen bazı görev ve sorumluluklar var. Yasama çoğunluğunu elinde bulunduran parti veya partileri ikna edemeyen muhalefet partileri hem meclis içi hem de meclis dışı muhalefetin sesi ve öncüsü olmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Dolayısıyla siz bu yasaların bir an önce yasallaşmasıyla ilgili muhalefetten geri adım atmasını beklemeniz demek muhalefetin bu vazifesini ihmal etmesi manasına gelir. Bakın 1 Temmuz'dan 22 Temmuz'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 22 gün çalıştı. Sadece iki yasa. Biri sivil havacılık yasasıydı, diğeri de tasarruf tedbirleriyle ilgili yasa. O da muhalefetin anlayışı ve sizlerin anlayışıyla ortaklaşa bir uzlaşıyla geçmiş oldu. Bugün siz 22 günde iki yasa çıkarmış bir yasama çoğunluğuna diyorsunuz ki geride kalan 8 günde 5 tane yasa çıkaralım. Bir tane Somali tezkeresini konuşup çıkaralım. Ayrıca 3 tane de uluslararası sözleşme çıkaralım. Bu eşyanın tabiatına aykırı olduğu gibi yasamanın kendi işini yapmaktan ziyade dışarıda verilen ev ödevlerini yapmaya dönük bir talebi burada dile getiriyorsunuz. Ticaret kanununa Ali Baba denilen şirkette vergi muafiyeti vermeyle ilgili bir gündemleri olabilir o şirketlerin. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu yasallaştırmak için var olan bir kurum değildir. Sendikaların sizlerden %1 üyesi olmayanlara dönük bir kısım yaptırımları getirme gibi bir talepleri olabilir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi o sendikaların ev ödevlerini yapan bir yasama organı değildir. Dolayısıyla buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki değerli arkadaşlarımızın vicdanlarına sesleniyorum. Yasama olarak biz sınırlı bir sürede 5 kanunu çıkarma imkanına sahip değiliz. Çünkü bu hakkımızdan vazgeçersek bu topluma karşı biz bir kötülük yapmış oluruz. Sayın Kaya lütfen tamamlayın. Ama grup başkan vekilinize, grup başkanınıza da önerilerimizi ilettik. Gelin üzerinde daha geniş tartışmamız gereken, belki de ortak bir uzlaşı aramamız gereken öğretmenlik mesleği kanunu ve hayvan hakları ile ilgili yasayı Ekim'e erteleyelim. Orada geniş geniş konuşalım. Birbirimizi ikna edemezsek zaten yasama çoğunluğumuz var. Ama 8 güne 5 kanun, 1 tezkere, 3 uluslararası sözleşme sığdırmak Adalet ve Kalkınma Partisi grubundaki milletvekili arkadaşların da iradesine karşı bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Niye? Çünkü bu grubun değil, dışarıda verilen ev ödevlerinin yapıldığı bir meclis haline getirmiş oluruz bu meclisi. Onun için önerimizi tekrar dikkate almanızı, ilgili iki kanunu Ekim ayına bırakmanızı, çünkü acil gündemler değil onlar, elbette sorun ama iki ay sonra daha geniş bir şekilde konuşabiliriz. Diğerleriyle ilgili de yapıcı muhalefetimizi ortaya koyar. Bu meclisi birkaç gün içerisinde bu işleri yapıp tatile...